Sponsorumuz golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Şampiyon Fenerbahçe'nin şampiyon taraftarı. Fenerbahçe Beko tarihinde 10. şampiyonluğuna ulaştı. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. <laughs> Tabi sadece bununla bitmedi mi? Bitmedi. Fenerbahçe'de Lincoln, Henrique kapı resmi olarak açıklandı. Bakın bu kap açıklanan bu son kap sözleşme kapı. Lincoln, Henrique resmen Fenerbahçe'de diye. Fenerbahçe'den yapılan açıklamayı direkt okuyayım mı arkadaşlar. Yani iki saat uğraşmanın lüzumu var mı yoksa Henrique'nin Lincoln'un konuşmalarını mı yer alalım? Bence Lincoln'un konuşmaları. Çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübü. Bu fırsat bana geldiği için çok mutluyum. Türkiye'ye döndüm ve Süper Lig'de oynayacağım. Kulübün hedeflerine ulaşması için gerekenleri yapacağım dedi. Taraftarın ilgisinden çok memnunum. Sahada onlar için her şeyi yapacağım. Güzel bir sezon olacak inşallah. İnşallah mı dedi Brezilyalı adam? Aa, bu Müslüman mı yoksa? İnşallah. İnşallah bütün hedeflerimizi kazanırız demiş. Selahattin Baki de konuşmuş. Jorge Jesus'a çok teşekkür ederim. Biz daha kendisiyle hiç konuşmamıştık. Konuşmamıştık. O sırada Türkiye'de tatilde olduğunu öğrendik. Bu güzel bir şey. Türkiye'yi Fenerbahçe'yi biliyor. 8 yıllık şampiyonluk hasretimizi biliyor. Uzun zamandır Brezilya kültürüne hasret kaldık. Bu imzayı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra kendisine bağlı. Umarım Mayıs ayında şampiyonluk hikayemizi konuşuruz. Demiş Sarı Selo abimiz. Ee, şey Selahattin Baki pardon özür dilerim. Lincoln, e, Ülker Stadyumu, fenerbahçe Şükrü saraçoğlu spor kompleksini gezip yönetim kurulu üyemi Selahattin Maki ve teknik direktör Jorge Cesur'la bir araya geldi ve... E, <laughs> Selahattin abi kızmadı inşallah. <laughs> e, sonrasında soyunma odasında falan pozlar vermiş. Sağlık kontrollerine geçti arkadaşlar. Kulüpten yapılan açıklamaya göre... E, Kan tetkikleri yapılan Brezilyalı oyuncu. Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerine muayene edilmiş. Brezilyalı futbol, futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla da tamamlanmış. İyi bayağı aşmışız ya. Bakın 23 yaş 4 yıllık kontrat. 23 yaş 4 yıllık kontrat. 23 yaşındaki oyuncular 4 yıllık kontrat ve Lincoln'lerin 2021-2022 sezonunda Santa Clara'da en çok asist yapan, en çok kilit pas veren, en çok gollük pozisyon üreten, en çok isabetli pas atan ve en çok ikili mücadele kazanan oyuncu. Enteresan en enteresan ikili mücadele kazanma değil mi? Yani baktığınız zaman öyle biraz çıt kırıldım bir tipi var gibi duruyor ama ikili mücadele kazanması hoşuma gitti. Ayrıca Selahattin Magri Lincoln her iki hocamızın da transfer listesinde başlarda olan bir isimdi diyor. Ee, yani hayırlı olsun inşallah. Peki hocam. Peki hocam. Jesus dedi. İstedi Lincoln'u. Niye Mesut bana yeter demedi. Türkçe konuşun ya anlamıyorum. Hocam Lincoln'u Jesus niye istedi? Yani niye transferde ilk düğmeye link koline basıldı. Bir ayrıcalığı, bir özelliği var mı? Var. Ya şu an için kulübümüz resmi açıklama yapmadı ama 3 milyon euro artı sonraki satıştan %20 pay konusunda anlaşıldığına dair benim duyumlarım var. Ve Fenerbahçe'miz 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. Santa Clara ile 2026 Haziran'a kadar sözleşmesi vardı ve şimdi bize gelir gelmez kulüp karıştı. Santa, Santa Clara. Şimdi ee... Jesus özellikle Brezilya'da Gremio'da oynarken e, Portekiz'de de geçen sezon Santa Clara forması giyerken takipteymiş ve tanıyormuş arkadaşlar. Şimdi Lincoln'un raporu var. Jesus'un Lincoln un hakkında raporu var. Diyor ki hani listede de, listede ilk sıralarda. Topu çabuk ileriye taşır. Kabiliyeti var. Hızlı pas yeteneği var ve hız asist özelliğiyle gole yatkın bir isim. Bunlar özellikle belirtildi ki ben e, iki yok dün e, dünkü videoda ya da onlarca önceki dünkü videoda Lincoln'i daha olsun Berkin e, açıklamalarıyla şey yapmıştım. Ayrıca futbolcunun bu sezon yakaladığı çıkışta etkili diyor. 44 resmi maç, 7 gol, 10 asist dikkatleri üstüne topladı. E, İstanbul'a ailesine birlikte geldi. Daha önce 2017'de Çaykur Rizit oynadı. Türkiye'yi iyi tanıyor demiş. E, i̇stekli tavrı belirleyici oldu. Gerçekten de Porto'nun elinden aldık arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hocam o zaman niye söylemediğimiz zaten? Ya, yarın bir gün coşar. Porto'ya transfer olur Belli, olur belli mi olur? Şimdi şey, Fenerbahçe demişken arkadaşlar sadece Lincoln testten geçmedi. Fenerbahçe'de izokinetik testler yapıldı. Çünkü hazırlıklar başlıyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe A takım oyuncularına çeşitli testler uygulandı. İzokinetik ve groin bar testleri Futbolcular cam bar tesislerinde izokinetik ve groin bar testlerine tabi tutuldu. Bu testler sonucunda oyuncuların kuvvet seviyeleri ile güçlü ve zayıf kas grupları tespit edildi. Şimdi e, diyeceksiniz ki hocam bu sakatlığı engeller mi? Muhtemelen yani tabii ki de e, bir şey diyemezsin ama Allah'tan gelene bir şey diyemezsin. Bazen bir darbeyle olur ama yani e, eğer darbeyle marbeyle olmayacaksa en azından e, bu tek tetkikler bu testler futbolcuların neresi eksik ya da e, neresine yüklenmesi gerekiyor onu size apaçık sunuyor. Hani bizim bir Fenerbahçe makinesi vardı ya işte onun şey tarafı. E, hocam sıcak gelişme var. Sıcak gelişme Fenerbahçemiz UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev ya da Iceland'dan eşleşecek. Kura çekimi Çarşamba günü saat 13'te gerçekleşecek. Videonun Çarşamba günü yükleneceğini düşündüğüm için bugün saat 13'te diyeyim. Valla Kiev çekersek, sonra da ee, kolay bir takım çekersek, yani Kiev'i çekersek kolay takım çekme ihtimali var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer Kiev çekersek kolay bir takım çekme ihtimalimiz var. Ama Kiev çekmezsek biraz sıkıntın. Ee, i̇nşallah hayırlısı neyse o olsun. Belli mi Belki Kiev'i çekeceksin. Hiç oynamadan tur atlayacaksın. Geçeceksin. Ama Mijalant'ı çekersek turu geçecek bile zor rakipler var. İnşallah Kiev'i geçer. Hayırlısı olsun ya. Şampiyonlar Ligi grubuna kalalım da hangisi gelirse gelsin. Fenerbahçe futbol takımımızın bugün ilk idmanı saat 10'da başlığına açık olarak yayınlanacak. Ben bu videoyu 10.30 gibi falan paylaşırım diye düşünüyordum ama muhtemelen 10.30 olursa da yarım saat önce başlamış olacak. Siz bu videoyu izlerken bir 7-8 dakikada eklemiş olalım. İngilizler Kim Min-ji için gözünü kararttı arkadaşlar. Gözünü nasıl kararttı? Şöyle mi? Nasıl kararttı gözünü ya? Şöyle mi kararttılar? Ee, son talibi Leicester City. City git ya. Ya City'ye city gitsen yani son talibine. İngiliz ekibi Leicester City'nin Fenerbahçe Kim Minji ile ilgilendiği ve bu transfer için 25 milyon euro ödemeyi göz aldığı belirtildi. Yani City git derken gerçekten diyorum. Keşke gitse yani. 25 milyon euro. Hocam Kim Minji'yi satan şampiyonluğu satar. Ya şu ikonik lafınızı bırakın ya. Sezonun gözdesi. Transferin gözdesi. Çin'den aldın 3 milyon euroya aldın. 3 milyon euroya. Ya şimdi ben şuraya bir not ekledim. Onu okumak zorundayım. Kusura bakmayın. Ya sen Tisserant'ı 4.75'e mi ne aldın? Ya 4 milyon euroya aldın. Kim Minji'yi 3'e aldın? 3'e. Bugün Tisserant'ı kaça satabilirsin? E, kim Minji'yi kaça satabilirsin? 25 konuşuluyor. Bir sezonda. Hocam ikinci sezon dursun 50 isteriz. Üçüncü sezon dursun 100. Öyle bir dünya yok. Bakın Kore basını da bunu haberleştirmiş. Yani son olarak Leicester City İngiliz ekibi 25 milyon euroluk bonservis bedeliyle kapıyı çalacak. Çin'de de takip edildi. İyi de hocam bu servis kalma bedeli var mı onu konuşacağım. Çin'de 25 yaşındaki futbolcu 25 milyon euro. Demek ki 100 yaşında olsaydı Kim Minji, toprak olurdu. Çin'de oynadığı dönemde de takip ediyorlarmış. Birçok takım devrede diyor Napoli'ye Red Porto Juventus ve Tottenham'ın Çin'de oynadığı dönemde kim Minji'yi izlediği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin devre arasında Napoli'den gelen teklifi geri çevirdiği Kaydedildi diyor. Doğru. Kadıköy'de takip edildi. Mart ayında Juventus, Arsenal, Tottenham, Porto'nun scoutları Kadıköy'deki maçları birbirinden izliyordu. Fenerbahçe satmak istemiyor. Yani Fenerbahçe Kim Minji'nin bir sezon daha kalmasını istiyor diyor. Şimdi size ben duyumlar silsilesi vereyim atayım. Şimdi ilk olarak Ertan Süzgün diyor ki Fenerbahçe Kim Minji'nin sözleşmesine iyileştirme teklif edecek. Jorge Jesus Güney Koreli oyuncunun bir sene daha kalmasını arzu ediyor. Fenerbahçe yönetimi de Kim'in kalması için fedakarlığa hazır. Kim Minji ülkesine dönerken eşyalarını yanına aldı. Evinin anahtarını da bıraktı. Paspasını aldın ama. Oyuncu tarafı Avrupa ekipleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Avrupa'da oynamaya çok sıcak bakıyorlar. Fenerbahçe yönetim önümüzdeki günlerde Kim Minji'nin temsilcisiyle bir araya gelecek. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu haber beni şaşırtmadı. Beni şaşırtan asıl haber neydi biliyor musunuz? Beni şaşırtan asıl haber şu. hem Yağız Savuncuoğlu hem Sercan Hamzoğlu Kim Minji'yi kendini gitmeye hazırladı diye paylaşımda bulunmuşlar. Ve ikisi de ağız birliği yapmış şöyle bir açıklamada bulunmuş. Güney Koreli'nin menajeri transfer tekliflerini kulübe sunmak için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe çıkış maddesindeki 18 milyon eurodan aşağı oyuncuyu satmak istemiyor demiş Sercan Hamzoğlu. Çıkış maddesinde 18 milyon euro varmış. Çıkış maddesi. Hangi çıkış maddesi? Yani tam olarak hangi çıkış maddesi? Ben onu merak ediyorum. Hangi çıkış maddesi? Hocam sen bilmiyorsun çıkış maddesi var onun. Kaç lira? Kaç milyon euro? Hocam onun çıkış maddesi var. İyi de Sercan Hamzoğlu dedi hocam sen daha mı iyi bileceksin? Aynı Sercan Hamzoğlu Aralık ayında ki bana da gelen duyum aynı şekildeydi e, Kim Min Ji'nin herhangi bir çıkış maddesinin olmadığını söylüyordu. Evet Aralık ayında Sercan Hamzoğlu. Ben diyorum ki Kim Min Ji'nin çıkış maddesi yok diyebiliyorum. Belki de e, belki de çıkıp Fenerbahçe Spor Kulübü açıklamalarda bulunacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu arada Fenerbahçe'den sıcak bir açıklama geldi. Fenerbahçe Kulübü Jorge Jesus'un ekibini açıklamış. Jorge Jesus teknik direkt. Aslında var ya bir saniye ben bunu ekrana vereyim ya. Evet sevgili dostlar gördüğünüz üzere Jorge Jesus teknik direktör. Jao de Deus Deus <laughs> yardımcı antrenör. Marcio Sampaio atletik performans antrenörü. Hocam Atletico Madrid'e Madrid'de yani bir nevi kondisyoner. Diego Oliveira yardımcı antrenör. Gil Henrique maç analisti. Rodrigo Araujo video analist. Mario Branco operasyon direktörü. Ee, Türkçesi sportif direktör. Yani ben öyle anlatayım. Sportif direktör. Ama operasyon direktörü yani transferde enlikte enikte cücükte orada. Carlos Bruno, şey Mario Branco operasyon direktörü dedik. Carlos Bruno o da teknik menajer, şey e, atletik performans antrenörü yine. Yine ayrı bir kondisyoner gibi düşünün. Belki de bir tanesi üst kısım çalışanıdır. Birisi alt kısım. Bacaklar lan. E, dokuzuncuda Marco Aurelio teknik menajer. Yani Fenerbahçe medya ekibinin bildirdiği e, ekip bu şekilde. Mario Branco'nun pozisyonu futbol direktörü değil de operasyon direktörü. Muhtemelen burada operasyon hani alt yapıdan sorumlu olur. Üst yapıdan sorumlu olur falan. Aurelio için ben direkt idari menajer olarak yani futbolcularla teknik teknikiyet arasındaki bağı kurmak gibi bir görev var diye biliyordum. E, bunu da bilmiş olalım bu şekilde. Ayrıca arkadaşlar hakkımızda hayırlısı olsun bu tablon. Mesut Özil'e gelelim. Mesut Özil, Ahmet Ercanlar açıklamış. Mesut Özil gelecek sezon kesinlikle Fenerbahçe kadrosunda olmayacak demiş. Bakın arkadaşlar %100 bir şekilde Ahmet Ercanlar %100 bir şekilde açıklamada bulunmuş. Bu benim duyumum değil Ahmet Ercanlar'ın duyumu. E, bu arada Kim Minji'ye dönecek olursak dediğim gibi kendini hazırladı. Kesinlikle gidecek deniliyor. Ama baktığımız zaman şartlara baktığımız zaman durumlara baktığımız zaman arkadaşlar 25 milyon euro teklif gelse Fenerbahçe satar. Kesinlikle satar. Yani <laughs> kusura bakmayın satmaması için hiçbir imkan ve neden yok. Oluşmaz da hayırlısı olsun. Hocam bir sene daha kalmalıydı. Hocam şampiyonluk için şarttı. Hocam bir sene daha olmalıydı. Hocam olma... ya arkadaşlarım canım arkadaşlarım Fikirlerinize kesinlikle saygım var. Hepinizin görüşlerine, düşüncelerinize saygım var. Ama lütfen sizin de biraz saygınız olsun. Yani 3 tane futbolcu Kim Minji, Crespo, Altay. Üçü de satılırsa üçünü de yeri doldurulur mu? Zor. Ama en kolay hangisinin yeri doldurulur derseniz bana ben Crespo derim. Açık ve net söylüyorum. Ben Crespo'nun yeri doldurulur derim. En kolay. Ama ee, yani ama ama e, bunlardan e, Altay'ın da yeri de olabilir. Kim de yeri de olabilir. Bakın arkadaşlar içinde bulunduğumuz durumu unutmayın. 6 milyar TL borcumuz var. 6 milyar lira borcu olan bir kulüp gözünüzü seveyim fırsatları değerlendirmek zorunda. Ha bedava da verelim demiyoruz. Yani bedava da verelim demiyoruz ama... Mecburuz arkadaşlar. Mecburuz. Mecburuz. Bu satışa mecburuz. Olmazsa olmaz satışlardan birisi. Mecburuz. Ne yapalım abi? Ha ben de diyorum sizin sizinden aynı fikre ben de sahibim. Hani kim mecburiye giderse doldurmak çok zor ama mecburuz. Mesut Özil 3 milyon euro para alıyor. Yaptığı ne? Hiçbir şey. Yaptığı hiçbir şey. Yani çok çok ilginç şeyler arkadaşlar. Ee, Allah hayırlısını versin Fenerbahçe için. Fenerbahçe açısından durumlar bunlar, duyumlar bunlar. Mesut içinde bakın gördünüz Ahmet Ercanlar yüzde yüz diyor. Hocam senin duyumlar ne? E ben niye kendi kendimi yemediğim? Mantık olarak ben niye kendimi yemediğim arkadaşlar? Değil mi? Yani düşündüğün zaman ben niye yemediğim arkadaşlar? Ne güzel bir tanesi çıkmış demiş yüzde yüz gitti diye. Ben niye yemediğim? Gerçi ben üyelere söyledim bir şey ya. Hatta üyelere de sordum şeyi şey ama. Durum bu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, ya kısa bir şey söyleyecektim. Onu da unutmadan söyleyeyim. Hani satılır satılmaz diye. Ya Süper Lig'de şampiyonluğun bedeli 16 milyon euro. Şampiyon olsan 16 milyon euro veriyorlar. Ve şampiyonlar ligi gruplarına direkt kalamıyorsun. Hadi oraya kalsan 25-30 doğrudan geliyor marka değerin şu bu. Onu saymıyorum. E Kim Minji 25 milyon euroya satılırsa 9 milyon euro fazla para kazanmış olacaksın. 3'e alıp 25'e satmak. Ya Sosa bizden e, yıllık 1.6 milyon euro falan alıyordu. E Crespo'nun bonservisiyle maaşı 1.5 milyon 2 milyon euro civarında. Mecbursun arkadaşım mecbursun. Mecbursun. Ha e, bunu yaparken öz kaynaklarını kullanmak da zorundasın. Mesela Uğur Kağan Yıldız diye bir sahabekimiz var. E, çok gönlü bir çocuk. Bursa Spor'da falan da kiralık geçirdi. Hatırlarsınız ben bayağı da ismini andım. Mesela 19 yaşındaki bu çocuk Topuk Yaylası kampına gidecek. Bak Nazım Sangare yok. Aylar boyu yok Nazım mesela. Ve Nazım'ın e, yokluğunda o sayı Samuel ile birlikte Sabek'in alternatifi olacak mesela. Ya ben de isterim mesela Sabek'e çok iyi şöyle süper bir isim alınır ama bak yokluktan mecbursun. O oynatmaya mecbursun. Ama Solbek konusunda aynı şeyi söyleyemem. Belki de siz bu videoyu izlerken sol bek ya da sol kanat açıklanacaktır. Bilemem. Ama zor ya. Kaç gün daha geçsin öyle. Benim bu kısımlar aktaracaklarım bu kadar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.